Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle yine hayatımızda olan minik dostlarımız için güzel bir kıyafet çalışması yapacağız kıyafetimizde karşınızdayız bakınız şu boyda bir kıyafet ördüm e, evdeki e, minik dostlarımız ne kadar büyüklükte ise ona uygun olarak ayarlamaları yaparak bu kıyafetten çalışabilirsiniz zaten e, kıyafetimizi yaparken iç kısmında örerken yapım aşamalarında sizlerle birer birer paylaşacağız şimdi ölçümüze bir bakalım başlangıçtan bakınız en son yani şuradaki kahverengiden uç noktaya kadar uzunluğuna bakmak istiyorum şöyle hiç asılmadan bakınız eğer düzeltmeye kalksam birazcık daha uzayacaktır gördüğünüz gibi şöyle 36,5 buçuk santim kıyafetimizin uzunluğu 36 da diyebiliriz ee, yanı da buna nispetle Tabii ki göğüs hemen kol altlarından şöyle ölçtüğümüz zaman düğmemin oradan diğer tarafa şöyle 46 santim genişliğinde olduğunu görüyorum birazcık daha büyük dostlarımız için kıyafetimiz şimdi e, bütün boylarda bu kıyafetimizi çalışabilirsiniz yapmamız gereken tek şey Boyun kısmından başlarken evdeki dostumuzun boyun ölçüsünü alıp zincirimizi ona göre çekip daha sonra bu lastiğimizi örmek. Lastiğimizi ördükten sonra zaten yapım aşamasında anlatımını yapacağız. Tam ortalayarak saç örgümüzü ya da burgumuzu koyup belirli ölçüden sonra kollarımızı ayırmaya başlayacağız. Her iki kolumuzu da. Evet şimdi bu kıyafeti özellikle düğmeli ördük tamamen kapalı örmedik. Giydirip çıkarması kolay olsun. Minik dostlarımız sıkılıp rahatsız olmasın giydirme aşamasında diye bakınız 3 tane düğme kullanarak çalıştım. Karşısında da yine 3 tane iliğimiz oldu. Hemen bakın şöyle takarak bakalım. Düğmelerimizi. Daha büyük dostunuz varsa ona göre daha büyük olarak da örebilirsin. Çok çok şık oldu. Şöyle görelim. Bakın gayet güzel giyince de çok hoş duracaktır. Evet. Sırt kısmını da göstermek istiyorum. Sırt kısmını da bu şekilde örerek tamamladık. İki renk kullandım. Sizler tek renkli ya da daha fazla renklerle çalışabilirsiniz. İki tane ip temin etmeyi unutmayalım lütfen. İplerimiz kalın olduğu için metrajı az oluyor. Metrajı az olunca da bir tane ip yetmeyebilir. Siz yarı yolda bırakmasın. Evet. İki tane ip kullanarak örmüş olduğumuz bu kıyafetimizi sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 3,5 numaralı tığımız ve orta kalınlıktaki ipimizle elbisemizi örmeye başlıyoruz. Öncesinde yeteri kadar zincirimizi çekelim. Zincirimizin yeterli olup olmadığını öreceğimiz yavrumuzun boyun ölçüsünü mezurumuzla alarak ya da herhangi bir iple mezur bulunmayabiliyor bazen. Herhangi bir iple kurdele ile bir şekilde alarak o kadar zincirimizi çekelim. Çok da bir sıkıştırıp tutmayalım. Şöyle rahatlıkla durabilecek boyunu rahatsız olmayacak şekilde ölçümüzü bir şekilde alalım. Ve hemen ölçümüzü uygun zincir çekmeye başlayalım. Bakınız ipim Dolgunca demiştim. Şöyle zincirimi çekiyorum. 2, 4, 6 tane çektim. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zincirimizin sayısı burada önemli değil. Çünkü ipimizde e, zincirimiz e, eğer inceyse ipiniz bu kadar sayı hemen hemen şöyle kalabilir. Daha küçük olabilir. Eğer daha kalınsa daha büyük zincir olabilir. O yüzden en önemli bizim için ölçü boynumuzun ölçüsü. Şimdi zincirimi çekmeye devam ediyorum. 50 tane zincirimi çektim. Tam burada 50 zincirim var. Şöyle düzelterek bırakıyorum ve hemen santim olarak ölçümüzü bakalım. Başlangıç yerimden tuttum. Sığımın bulunduğu noktaya kadar şöyle dümdüz tutuyorum. Bakınız şöyle. 32 santim ölçüm. Evet e, kaç tane çekerseniz çekin 32 santime ulaşalım. Tabi e, öreceğimiz kilo 6-7 yaş grubu ise daha küçük pomeryanlar ya da onların e, cinslerine benzer cinsler için ise daha küçük başlamamız e, yeterli olacaktır. Çünkü bu biraz daha iri e, yavrularımız için. Şimdi ilave zincir yapmadan ve e, önü açık öreceğimiz için birleştirmeden trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Geriye dönüşümü yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bakınız 4 tane zincir saydım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirimin içerisine tığımın başını bir defa doluyorum. Batıyorum. Ve örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 defa da örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen önündeki zincirimin içerisine giriyorum tığımı bakınız önden şöyle saç örgüsü görünümünde bakınız giriyorum önce ilmeğimi alıyorum tığımla almış olduğum ilmeğimi önce örüyorum bir sonra dolamış olduğum ilmeğimi tekrar ipimi şu şekilde alarak ikisini birlikte örüyorum Tekrar ipimizi bakın ipimizi şu şekilde almamız örgümüzü örmemize yardımcı olacaktır. Yeni başlayan kardeşlerim için özellikle söylüyorum. Tabi bilenler dümdüz bütün zincirleri trabzan örerek ilerlesinler ve kapatıyorum. Bakınız 3 tane trabzanımız oldu. Biri zincirden döndüğümüz diğeri üzerine ördüğümüz trabzanlarımız. Tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Bakın sıradaki hemen ilmeğin içerisine giriyoruz. Bakın zincirin içerisine giriyorum. ipimi alıyorum. Sonra almış olduğum iple önce çıkardığım ipi örüyorum. 1. Sonra doladığımı örüyorum. 2. Sonra örgümü devam ettirdiğim ilmeğimle yeni trabzanımı oluşturduğum ilmeğimi aynı anda kapatıyorum. 3. 3 defa da kapatalım. Tığımın üzerine ipi alıyorum. Yuvaya giriyorum. ipimi çıkarıyorum. Çıkardığım ipimi önce örüyorum. İkinci kez doladığımı örüyorum. Üçüncü kez ilmeğimi devam ettirdiğimi örüyorum. Tekrar yapalım. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Zincir içerisine giriyorum. Ilmeğimi çıkarıyorum. Çıkarmış olduğum ilmeğimi önce örüyorum. Bir, iki doladığımı örüyorum. Üç devam eden ilmeğimi örüyorum. Bakın bu şekilde bütün zincirlerimizi birer birer örerek ilerliyoruz. Ilmeğimi çıkardım. Çıkardığımı ördüm. Doladığımı ördüm. Devam edeni ördüm. Başını doluyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Çıkardım. Doladım. Ve ördüm. Tekrar son kez yapalım. Başını doluyorum. Giriyorum. İlmeği çıkarıyorum. Çıkardığımı örüyorum. Doladığımı örüyorum. Devam ettiğimi. Ve sonuna kadar bütün zincirlerimizi trabzana dönüştürelim bir defa dolayıp 3 defa da örelim. Sıra sonunda yeniden görüşelim. Zincirimin üzerine tamamen trabzanlarımızı örerek geldim ve bu şekilde tamamladım. Bakınız bir uçtan diğer uca kadar son trabzanımızı son zincirimin üzerine ördüm. Şimdi ikinci sıraya geçmemiz lazım. Boyun lastiğini ördüğümüz için hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Bitirdiğim yönde çekiyorum bakın. Sonrasında örgümün arkasını çeviriyorum ve düz olan trabzanımızı lastik görüntüsüne kavuşturuyoruz. Bir defa tığımın başını doluyorum. Aşağıdaki ilk trabzanımı görüyorum. Bakın bu zincirimizin Üzerinde birinci trabzanımızı karşılamakta. Sırada olan trabzanımız buradaki trabzanımız şimdi. Hemen bir ters bir düz gibi öreceğimiz için bir tanesini yanından, bir tanesini ardından alarak o görüntüye ulaşacağız. Hemen zincirimizi birinci trabzan olarak ördüm. Tığımın başında doluyorum. İkinci trabzana sağ tarafından girip sol tarafından çıkıyorum. Bakın şu şekilde. Sağ tarafından tabi başını doladıktan sonra şöyle başını dolayalım. Bakın bu şekilde. Sağından giriyorum, solundan çıkıyorum ve 3 defa da alt sırayı ördüğümüz gibi örüyoruz. Önce çıkarmış olduğum ilmeği, sonra doladığımı, sonra ilmeğimi yürüttüğümü örüyorum. Bakınız bu düz gibi dışarıya doğru oldu. Bir de içte duracak lastik görünümü için yandaki trabzan örüyorum. Onu da tığımın başını doluyorum. Trabzanımın arkasından giriyorum. Bakınız hemen şöyle görelim. Arkasından giriyorum diğer tarafından çıkıyorum şöyle ve hemen ipimi alıyorum ve birer birer örmeye başlıyorum önce çıkarmış olduğum ilmeği doladığım ilmeği ve devam edelim bakınız bir yandan girdim bir arkadan şimdi sıra bir ters bir düz gibi öreceğimiz için tekrar yandan giriyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum. Bu kez sırada arkadan giriyorum. Trabzanımı itiyorum. Bakın bir trabzanım var sadece. İpimi alıyorum. 1, 2, üç defa da örüyorum. Tekrar bu kez yandan. 1, 2, 3. Tekrar doluyorum. Arkadan tek trabzanımı ittiriyorum. Bakınız şöyle 1 2 ve 3 tekrar yandan bakınız ipimizin kalınlığı baya e, orta dolgunca bir kalınlık bu kadarla bile neredeyse edecek ama tabii biz bir sıra daha lastik görmeyi tercih edeceğiz Evet şimdi arkadan 2 3 yandan 1 2 3 arkadan 1 2 3 yandan 1 2 3 arkadan her bir ördüğümüzde bir trabzanımızı örmekteyiz. Bir tanesini yandan bir tanesini ardından örerek bakınız şu şekilde lastik görüntüsüne ulaşıyoruz. Bakın aşağıdaki trabzanımız örmediklerimiz dümdüz ama ördüklerimiz gayet güzel oldu. Şimdi sona kadar bir yandan bir ardından girerek trabzanlarımızın hepsini örerek tamamlayalım. Bütün trabzanlarımızı örerek geldim. Son iki kaldı. Son ikiyi birlikte örelim. Tığımın başında oluyorum. Bakınız yanda kabartılı olarak ördüğümüz yandan girdiğimiz hemen takip eden trabzanımı ardından girerek örüyorum defada ve son trabzanımın zincirden oluşan kenarda Duran üzerinde tepesine batıyorum 3 defa da örüyorum İki sıramızı bu şekilde tamamlamış oldum şöyle bir santim vermek istiyorum bakınız şöyle üzerine koyalım şöyle bakın görülmekte tam 4 santim oldu benim ölçüme göre bakın şöyle ölçü birden başlıyor. Şöyle tuttuğumuz zaman 4 santim. Bir sıra daha örmek istiyorum. Ya ipimizin kalınlığını ölçmek için yani birbirimizle kıyaslayalım diye ölçtüm. 1 2 3 tane kenar zincirini bitirdiğim yönde çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şöyle baktığımızda bakınız bir tane kabartılı, bir tane içte, dışta, içte yani düz ters, düz ters görünümü var. Şimdi dışarıdaki kabartılı olanları yine yandan girerek örüyorum. 1 2 3. Diğerini ardından 1, 2, 3. Yandan giriyorum. Kabartılı olanlarını yandan girelim. Diğerlerine içte bulunanları ardından girerek örelim. Ve üçüncü sıra lastiğimizi de bu şekilde örerek tamamlayalım. 5 santim oldu bakınız şimdi. Evet sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Son 2 tane trabzanımız kaldı. Birlikte örelim. Yine ardından giriyorum. 1, 2, 3 defa da örüyorum. Son trabzanımızı ise tepe noktasına batıyorum. 3 defa da örüyorum. Ve hemen bitirdiğim yönde 3 zincirimi diğer sıraya hazırlık için bu yönde çekiyorum. Ve şöyle bakıyorum. 3 sıramız yeterli oldu santim olarak ölçüsüne bakalım şöyle altına tutuyorum ya da şöyle üstünden de görebilirsiniz bakınız dört buçuk ,5, 5 santime yakın yani nasıl kanaat getirirseniz eline bakalım en iyisi 30 santim 31'e doğru Yine e, kanaatiniz ne ölçüde olursa işte zaten e, lastik boyun kısmı süreceği için herhangi bir problem yok. Ya lastik yapmamızdaki temel amaç o biraz toparlanmasını sağlamak. Şimdi bu sıradan sonra düz örgümüzü geçiyoruz. Yalnız burası hemen boynumuz olduğu için... Boynumuzun birazcık daha ince olduğunu gözlemlemekteyiz. Gövdeye geçerken bir genişlik var. Hem karın bölgesi hem sırt bölgesinden dolayı. O yüzden bu ilk sıramızda artışlarımızı yapıyoruz. Yavrunuzun kilosu fazlaysa biraz daha fazla artış yapabilirsiniz. Şimdi ben burada birinci trabzanım olarak zincirimi sayıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 2 Bakın dümdüz tepesine batıyoruz. Şuradaki gözlemlediğimiz minik gözlerimiz var. Bakınız şurada küçük küçük şöyle göstermek istiyorum. Buralara batarak örüyoruz. Artık yandan falan örmüyoruz. Direkt tepesine batıyoruz. Şimdi 3 tane trabzanım ördüm. Sayalım 1, 2, 3. Artışımızı yapacağız. Bu sıramızda 4, 5, 6. 7. 2 defa örelim. 7'yi ördüm aynı yere bir daha batıyorum. Bu şekilde artış yaptım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane tek 7. çift ördüm. Boğaz kısmından karın bölgesine geçişte genişliğimizi bu artışlarımızla sağlayacağız. 6 tane tek 7. çift örelim. Tekrar sayalım. 1, 2, bakın minik gözlere batıyorum. 3, 4 5 6 6 tane teki ördüm. Şimdi öreceğim trabzanın üzerine iki defa batıyorum. Bu 7 bakın. Aynı yere batıyorum. 7. Şöyle görelim. 2 4 6 tek 7. çift. 2 4 6 tek 7. çift. Bu şekilde artarak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Bir daha beraber yapalım. 1 Bir. Birer birer her trabzana batıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 yedi. 7. Bir daha batıyorum. 3 tane artışımı yaptım. Bakınız bu karın ve sırt bölgesi için bize yeteri kadar bir alan kazandıracaktır. Genişlik kazandıracaktır. Ve minik yavrumuz rahatlıkla hiç sıkılmadan giyecek. Şimdi sona kadar 6 tek 7. çift örelim ve sonda yeniden görüşelim. Evet sona kadar artışlarımı yaparak geldim. Son yine 2 ilmeğimizi birlikte örelim son trabzanın üzerine batıyorum bitirdiğim yönde her zaman gibi 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün diğer sırasına hazırlığımı yapıyorum evet şimdi burada e, modelimizin saç örgüsü bölümünü kurmaya başlayalım bu sıramızda saç örgümüzü kuralım daha sonrasında e, patilerimiz patelerimiz için kol yerlerini de ayarlayacağız şimdi Buradaki trabzan sayınız ya yavrumuza göre daha büyük ya da daha küçük olabilir. Hiç önemli değil. Lastiği ne kadar başladıysanız hani ölçümüzü. O yüzden şimdi buradaki trabzanımızı tamamen sayalım. Benim kendi trabzanımı sayıyorum. Tabi iplerimizin kalınlığı, elimizin sık ve gevşek oluşu sayılarımızı yani görünümümüzü değiştireceğini söylemiştik. Evet sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 tane ilmeğim var. Şimdi 54 ilmeğimizi ortadan modelimiz için gerekli ilmeklerimizi ayırdıktan sonra sağda ve solda eşit olacak şekilde ayıralım. Hemen ben ayırmaya başlıyorum. Evet, sayarak geldim. Bakınız, 22 tane ilmek kırmızıdan bu tarafa ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 tane ilmeğimi ayırdım. Sonrasında yeşilin diğer tarafını sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 ve 22 de yeşilin bu tarafında var ortada ise 2 4 6 8 10 ee, sevgili arkadaşlar ortaya modelimizi saç burgumuzu uygulamak için 10 tane trabzanımızı ayırın kenarlar ister 20 olsun ister 30 e, yavrumuzun büyüklüğüne göre hiç fark etmez daha da küçükler için daha küçük olabilir ama sırtımızın tam üstünde uygulayacağımız saç örgümüzü saç burgumuz için bize 10 tane trabzanı ayarlayın her iki yönde de yani burgumuzun 10 trabzanı ortadan sağında ve solunda e, eşit miktarda trabzanlarımız olsun. Buradan e, ön kollarına çalışmaya başlayacağız. Ortada ise modelimizi uygulayacağız. Şimdiki öreceğimiz sırada kol ayarımı yapmıyoruz. Sadece saç örgümüzü yani sırtımızın üzerindeki modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Hemen buraya kadar yeşil işaretime kadar örerek geliyorum. 3 zincirimi zaten çekmiştim. Tepe noktasına batıyorum. Hiçbir işlem yapmadan bir defa dolayıp 3 defa da örüyorum. Sırası ile Yeşilimize kadar birer birer trabzanlarımı örerek geldim. Hiçbir artma, eksilme işlemi yapmadım. Tam yeşil işaretimin olduğu bölümdeyim. 2, 4, 6, 8 ve 10 tane de trabzanımız var. Bakınız şimdi yeşilimizden hemen sonra şöyle çıkarıyorum bunu. Hiç olmazsa görmemiz engel olmasın. 10. yani buradan 10 trabzanımızın ilkini şu şekilde ardından giriyorum. 3 defa da örüyorum. Ardından giriyorum. 1 2 3 defa da ördüm bir trabzanımızı. Sonrasında kırmızının hemen yanındaki bir trabzanımı ayırıyorum. Geriye bakınız 2 4 6 8 tane trabzanım kalıyor. Şimdi 8 e, tane trabzanımız üzerine saç örgü modelimizi çalışacağız. 1. ve 10. trabzanımızı ise bu aradaki e, çukur çalışıp örgüm saç örgümüz kabartılı bir şekilde daha ön plana çıkmış olacak. Şimdi birinciyi ardından girerek ördüm. Şimdi saç örgümü örmek için dörder dörder çalışacağım için 4 defa tığımın başını doluyorum. Bakınız. 1 2, 3 4. 4 defa tığımın başını doladım ve sonra sayıyorum artık. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanımı atlıyorum. Geriye kalan 4 trabzanımın şu en sondaki e, kenar olacağı için saymıyorum. 4 trabzanımın ilkine yandan giriyorum ve örmeye başlıyorum. 1, önce kendini ördüm. 2, 3, 4, 5, 6 defa da örerek tamamladım. Ve yeniden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 4 defa ördüm sıradaki hemen kendisini devam edin. Yani bir önceki ördüğümüzü yanından giriyorum ve başlıyorum. Bir önce kendini ördüm. 2 3 4 5 6 defa da örerek kapadım. Tekrar 1 2 3 4 defa doluyorum. Yandan giriyorum. Önce ilmeğimi örüyorum. Sonra bir 2 3 4 5 6 defa da örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 Hemen son vurgu için ayırdığımız trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 6 defa da örüyoruz. Bakınız 4 tane trabzanımızı sağ tarafa doğru örerek yatırdık. Çünkü diğer 4'ü atlamıştık. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi atlamış olduğumuz ilmekleri bu kez sondan öne doğru örmeye başlayacağız. Burada atladığımız zaman 4'ü atladım. 5.yi ördüm. 6.yi, 7.yi, 8.yi örmüştüm. Şimdi yine aynı 4 defa başını dolayacağız. Bu kez ilk trabzanımızdan itibaren örerek buraya doğru geleceğiz. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. Üzerinden bakınız. Ön yüzden ilk trabzanımın yanından giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birinciyi ört. Tekrar 1, 2, 3, 4 defa doladım. Hemen ikinciyi giriyorum. Çok çok zevkli. Lütfen gayret eden yeni öğrenen arkadaşlarım için söylüyorum. Kesinlikle yaptığınız emeğinizin geçtiği her şey çok şık olacaktır. O yüzden pes etmeyelim. Üçüncüyü örüyorum. Bakın ön yüzden çok kolay bir şekilde 6 defa da örüyorum. Şöyle bakın. Üçünü ördüm. Son kaldı. 1, 2, 3, 4 dördüncü trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 6 bakın ne güzel oldu 8 tane trabzan üzerine burgumuzu kurduk önce 4 atladım diğer 4 sırayla ördüm sonra geriye dönerek 1 2 3 4 şeklinde ördüm gayet güzel oldu şimdi kırmızımın hemen yanındaki trabzanımı ardından girerek örüyorum ki saç örgüm daha güzel çıksın bir doluyorum 3 defa da örüyorum tıpkı kenardaki ilmeklerim gibi sonrası kırmızıyı çıkarıyorum artık bu 10 tane arada, aradaki ilmeklerimizin yani trabzanlarımızın üzerinde işlemimizi nasıl olsa yaptık. Geriye kalan trabzanlarımı birer birer düz bir şekilde örüyorum. Bir defa doluyorum. Tepesine batıyorum. Bir dolayıp 3 örüyorum her zamanki gibi. Evet sırtımıza modelimizi kurduk. Şimdi uca doğru dümdüz devam edelim. Evet sırtımızı ördüm modelimizi yerleştirdik 10 trabzan üzerine bakın 8 8 burgumuzu yaptık kenarlarına da bir tane içte durmasını sağlamak için yandan girip yani ardından girip çukur yaptık ve kenara kadar dümdüz örerek geldim şimdi yavrularımızın ön kollarını ayarlamak için hemen kenarlardan sayalım her iki kenardan eşit şekilde ayarlayalım yavrumuzun iki bacağının arası bazı yavrularımızda daha geniş olabilmekte bazıların bacakları birbirine daha yakın olmakta ben normal bir şekilde ki canlılarımıza teriyor cinsi canlılara daha uygun olabilecek şekilde örmek istiyorum 2 4 6 7 trabzanıma takıyorum işaretimi çünkü kenara daha şuraya bir işlem daha yapacağız 7 takıyorum tabi ipimin kalın olduğunu lütfen göz ardı etmeyelim şöyle ben yine ölçü vermek istiyorum kesinlikle yanıltıcı olmayayım diye ipimi taktığım yer bakınız tam 5 santim olan yer 5 santim içeriye çekildim 2 4 6 7'ye taktım bir tane atlıyorum bir tane daha takıyorum buradan ön kollarım için artışlarımı çıkarıp güzelce kollarımı öreceğim buradan şurası karınla kalacak bölümümüz bakın 2 4 6 7'ye taktım bir atladım tekrar bir tane daha takım yine aynı bu şekilde diğer tarafta yapıyoruz 2 4 6 7'ye ye takıyorum işaretimi bir atlıyorum diğer tarafa bir tane daha batıyor bat, şöyle takıyorum işaretimi Evet şöyle her iki kenarda da 6 tane trabzanımız kalıyor 2 4 6 2 4 6 6 6, işaretimi 7'ye taktım, işaretimi 7'ye taktım, 8'e atladım, tekrar 9'a taktım şekliyle başladık. Şimdi yavrularımız için e, kollarımızın yerini hazırladık. Hemen örmeye başlayalım. Bitirme yönünde son trabzanımı ördükten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü zincirimi çektikten sonra çeviriyorum. Ve bu kenardaki 6 trabzanımı birer birer örüyorum. Bir doluyorum. 1, 2, 3, 1 doluyorum. İşaretime kadar geliyorum. Bakınız. 6. trabzanımı da örüyorum. İşaretime kadar ördüm. İşaretimi taktığım trabzanıma geldim. Bunun üzerine bir tane zincir çekiyorum. Bir zincir bakın. İşaretimin bulunduğu trabzan örmüyorum. Aradaki tek trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Bakın şöyle. Tekrar işaretimi taktığım trabzanımı görüyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Örmüyorum. Tığımın başını doluyorum. bunu örmüyorum. Bakın zincirimi çektim onun yerine. Diğer trabzanıma batıyorum ve diğer işaretimi taktığım yere kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. İşaretimizi taktığımız e, trabzanlarımız için birer zincir çektik üzerine örmedik. Aradaki tek trabzanımızı ördüm. Yine bir zincir çektim trabzanımı örmedim. Aradaki trabzanlarımızı birer birer örerek burgumuza doğru ilerleyelim. Evet burgumuzun bulunduğu noktaya kadar örerek geldim. Şimdi 10 e, tane trabzan ayırmıştık. 8'ini burada çalışmıştık. Birer tane ise ardından girerek e, ön kısımda çukur oluşturmuştuk ki e, daha hoş dursun diye saç örgümüz bakınız. Şimdi bu kez bir tane trabzanımızı arkadan şöyle yandan girerek örüyoruz. Arka yönden ördüğümüzde bir trabzanımızı bakınız yandan girerek örüyorum. Ön yüzü yine Çukur düşmesini sağlıyorum. Hem birinci trabzanımı hem onuncu trabzanımı bu şekilde yandan girerek örüyorum. Diğer trabzanlarımızı dışa doğru kabartmak istediğim için ardından girerek 8 trabzanımı sırası ile örüyorum. Bir defa doluyorum. Bakınız sırası ile şöyle ardından giriyorum. Örüyorum. Ardından giriyorum. Üçüncüyü örüyorum. Ardından girip dördüncüyü örüyorum. Sonrasında şuradan devam eden sola yatmış olan trabzanlarımı birer birer örüyorum. Burgularımızı ardından örüyoruz. Kenardaki birer ilmeklerimizi ise örgümüzün arka yönünde yandan girerek örüyoruz. Son burgumu örüyorum. 8. burgumuzu ardından girerek ördüm ve yandaki çukurluğu sağlayan trabzanımı ise yandan bir tane bakın onuncu trabzanımız da bu yandan girerek ördüm ve bu şekilde bakınız ne güzel kabardılar evet şimdi işaretimize kadar dümdüz örelim işaretimizde bu yönde yaptığımız işlemimizi tekrar edelim yine birlikte çalışalım şimdi dümdüz ara trabzanları örelim Evet trabzanlarım aradaki dümdüz ördüm. İşaretimin bulunduğu yerdeyim. Hemen bir tane zinciri çekiyorum. işaretimi atlıyorum. Örmüyorum. Tığımın başını doluyorum. Aradaki bir trabzanımın tepesine batıyorum ve örüyorum. Tekrar diğer işaretimi görüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Buradaki trabzanımı atlıyorum. Diğer 6 tane trabzanımı kenardan sırası ile örüyorum. ve bu şekilde ilk ön kollarımızın olduğu yerleri örmüş olduk. Son trabzanıma batıyorum. 3 tane zincirimi çekip örgümün düz yönünü çeviriyorum. Şöyle görelim. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Artış yerlerimizi görmekteyiz. Her iki yönde de iki tane bakınız yuvamızı hazırladık. Şimdi bu yuvamızda yapacağımız işlemi hemen kısaca öncesinde anlatmak istiyorum. Örerek geliyorum altı trabzanımı hemen bu kutucuğu görmeden bir tane zincir çekip yeni bir kutucuk yapıyorum. Kutucukların içerisine ikişer trabzanım örüp aradakini örüyorum. Tekrar iki tane trabzan örüp kutucuğun sonunda bir kutucuk daha yapıyorum. Ve aradaki modellerimizi gerektiği şekilde örerek diğer tarafa doğru geliyoruz. Evet şimdi yaparak daha güzel anlatacağız. Zincirimizi çekmiştim. Altı trabzanımızı örüyorum. Kutucuğa gelirken Bakınız tam yanındakini ördüm. Hemen bir zincir çektim. Kutucuğuma gelirken bir tane zincir çekiyorum. Bakınız hemen öncesinde bir zincir çektim. Yuvanın içerisine giriyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Yuva içerisinde artışımızı yaptık. Buradaki aradaki bir trabzanımı yine örüyorum. Hemen iki trabzan daha örüyorum. Kutucukların içerisine ikişer trabzanımızı ve aradaki bir trabzanımızı ördüm. Sonra kutucuğumuzu örüp bitirdikten diğer ortaya geçerken yine bir zincir çekiyorum. Burada kutucuğa gelirken burada kutucuğu bitirdikten sonra zincirimizi çekiyorum trabzanımı örüyorum ve bakın yine bir üst sırada buraya gelirken bir kutucuk ayarlayıp kutucuğumuzu ve aradaki trabzanları örüyoruz buradaki trabzanımı da ördükten sonra yine bir zincir çekip ilerliyoruz birisinde gelirken öncesinde birisinde de kutucuğu ördükten sonra zincirimizi çekip yeni yuvamızı hazırlıyoruz aradaki trabzanlarımızı saç örgümüze varana kadar birer birer örelim Evet aradaki trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi 10 tane sırtımızdaki e, trabzanın bulunduğu bölümdeydim. 1. ve 10. trabzanı ardından girerek örüyoruz. Ortadaki burgu ise 4 tane atlayıp önce son 4'ü örüyoruz. Sonra dönüp baştan örmeye devam ediyoruz. Bakınız şimdi ilk trabzanımı ardından girerek çukur oluşturuyorum. Burgumu öne çıkarmak için bir tane trabzanım ördükten sonra Dolamaya başlıyorum. 1, 2, 3. 3 defa doladım. 4 defa doluyorduk. 4 defa doladım. Her trabzan için bir tane doluyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanım atlıyorum. Hemen 5. trabzana yandan giriyorum. 2, 3, 4, 5, 6 defa da örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Yandan giriyorum sıradan. 2 3 4 5 6 tekrar 1 2 3 4 yandan giriyorum 1 2 3 4 5 6 3 tane tırabzanımızı ördük. dördüncü örelim. 1 2 3 4 son tırabzanıma giriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 defa da aldım 4 trabzanımızı ördüm şimdi geriye dönüyorum ilk trabzandan 1 2 3 4 bu tarafa doğru ilerliyorum 1 2 3 4 ilk trabzanımdan giriyorum bakın burada 4 tane trabzanım vardı 1 2 3 4 5 ve 6 birinciyi ördüm 1 bir, 2 3 4. İkinciye giriyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. Üçüncüyü örüyorum. Sırasıyla örüyoruz 4'e kadar. 4'e dahil olacak şekilde hepsini örüyorum. 4 defa doluyorum. İpim hemen şuradan açalım ki düğüm olmasın. başlıyorum. En son şuradaki kalan trabzanımı örüyorum. Ki 3 4 5 6 Evet. Burgumuzu 4'er 4'er ördük ve tamamladık. Şöyle görelim. Şimdi hemen 10. trabzanı ardından alıyorum. Bakın ardından çukurumuzu oluşturuyoruz. 3 defa da örüyorum. 1 defa doladım. Sonra buradaki kutucuğumuza kadar birer birer trabzanlarımızı tepesine batarak örelim. Birer birer örüyorum. kutucuğumuzun öncesine kadar örerek geldim kutucuğumuzu görür görmez öncesinde bir tane zincirimi çekiyorum içerisine iki tane trabzanımı örüyorum ön kollarımız için aradaki trabzanı örüyorum tekrar kutucuğuma iki trabzan örüyorum ikincisini örüyorum ve bir tane zincir çekiyorum burada Önce örüp sonra zincirimi çekiyorum ve hemen sıradaki trabzanıma batıyorum. Hiç atlama yapmıyorum. Sadece burada artışlarımız var. Son 6 tane trabzanımı örerek arka sıraya geçiyorum. Son trabzanımı örüyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1-2-3-3 zincirimi çektim. Arka sıraya geçelim. Evet sıramızın sonuna kadar geldik. Artışlarımızı yaptık. Ön kol için bakın borgumuz da sırtının üzerinde gayet güzel durdu. Şimdi 3 zincirimizi çektik. Arkasını çevirerek örmeye başlayalım. Yine artışlarımıza devam edeceğiz. 6 trabzanımı örüyorum. İpimi bağlamıştım. Şöyle alıyorum. İpimi de arada gizliyorum bağlı yerleri böyle gizlerseniz güzel olur altı trabzanımı ördüm zincirin bulunduğu yerdeyim hemen yani kutucuğumun öncesine zinciri çekiyorum yuvaya giriyorum bir iki tane artışımı yapıyorum aradaki trabzanlara birer birer örüyorum Örgümüzün arka yönü burası. Tekrar aradaki trabzanları ördükten sonra kutucuğa iki tane trabzan. Bir. Aynı yere bakın. İki. İki başlangıçta batmadan önce bir zinciri çektim iki tane trabzan kutucuğumuzu ördüm ara trabzanları ördüm tekrar iki trabzan kutucuğumuzu ördüm kutucuğu ördükten sonra bir zincir çekiyorum aradan saç örgüsünün arka yönünden örerek geliyorum bakın şu kabartılı yere kadar dümdüz trabzanlarımızı örüyorum evet düz trabzanlarımızı ördüm hemen saç örgümün yanındaki kabartılı trabzanımın bulunduğu yerdeyim yandan girerek örüyorum bakın yandan bir trabzanımı örüyorum. Aradaki 8 trabzanımı ise ardından girerek sırasıyla örüyorum. Bakın şöyle tuttuğum zaman üstte olanları önce örüyorum bakın. Zaten bu tarafa sağa doğru yatanları önce örüyoruz. Sola doğru yatanları daha sonra hemen alıyorum. 1 2 3 arkadan bir dolayı 3 defa da örüyorum. 3.'üyü örmekteyim ve 4. trabzanı örüyorum. Şimdi sola doğru yatanları örüyorum. 1 2 3 ve 4. 8 tane tırabzanlarımın önce sağa sonra sola yatanları Ardından girerek ördüm. Burgumu şu şekilde daha bir belirgin hale getirdim. Sonrasında 10. trabzanımı yandan girerek örüyorum. Ve buradan bir zincirimin bulunduğu yere kadar birer birer trabzanlarımın tepesine batarak normal örüyorum. Evet aradaki düz trabzanlarımızı ördüm. Şimdi artış yuvamızın olduğu yerdeyiz. Zincirimi görür görmez bir tane zincir çekiyorum ve içerisine yuvamızın bir alt sırada ördüğümüz yuvaya iki tane trabzanı örüyorum. Aradaki trabzanları birer birer örüyorum. Tekrar iki zincirin içerisine, bir zincirin içerisine iki tane trabzanımız örüyoruz, zincirimizi bir çekiyoruz ve sonrasında bir zinciri çekip altı trabzanımı örerek tamamlıyorum. Bir sırasıyla burası hep altı bakın. Sadece buradaki kol yerimizde artış yapıyoruz. son trabzanımı örüyorum üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum yine aynı şekilde örmeye devam edelim ee, yuvamızdan önce bir zincir çekelim iki tane trabzanı dolduralım arayı tüm örelim iki tane trabzan doldurup bir tane zinciri çekelim ve burayı örelim bir tane ardından Dördüncüyü atlayıp, dört tane trabzan atlayıp, beşinci yana yatıralım. Daha sonra bir, iki, üç, dört diye örelim. Yine son bir tane trabzan ardından alalım. Bu kısmı örelim. Arkasını da örelim. Yani iki sıra ördükten sonra yeniden görüşelim. Lastiğimizi ördükten sonra 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi sıramızı örerek tamamladım. Şimdi patilerimizin Ayrılma yerine geldim. Bakınız ipim kalın olduğu için pati yerim epeyce geniş oldu. Santim olarak vermek istiyorum. Zincirimin bulunduğu noktadan diğer zincirimin bulunduğu noktaya kadar ölçüyorum. Bakın 13 santim. İpim e, dolgun ve kalın olduğu için 13 santime karşılık gelmekte. Eğer daha küçükse, birkaç sıra daha ikişer artış yaparak dolaşıp bu kısmı biraz genişletelim. Kaç trabzan olduğuna bakalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Diğer patimizin bulunduğu yerde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 tane trabzanımız olmuş. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Yeni sırama başladım. Sizden ayrıldıktan sonra iki sıra örmüştük. Bakınız altı trabzanımı ördüm hemen buradaki zincir yuvasının içerisine girerek bir yine iki tane artışımı yapıyorum ve büküyorum diğer zincirimin olduğu yere bakın artık e, kapatacağımız için zincir ilavesi yapmadım sadece artık patileri ayıracağız tüm örmeye başlayacağız bu kısma artış yapmıyoruz yine iki tane artışımı zincir içerisine yapıyorum 2 Evet kolumuzu kapadık şöyle görelim aradaki bölümümüzü dümdüz örüyoruz diğer kolumuza doğru bir defa alıp üç defa da örerek ilerliyorum şöyle görelim kolumun bir tanesini kapadım Şöyle bu kısma lastik örüp biraz daha büyüteceğiz. Şöyle görmekteyiz. Şimdi şu aradaki kalan kısmımızı örelim. Saç örgüsünde yine aynı şekilde yapalım. Diğer kapatma noktasında görüşelim. Burgumuzu ördüm, aradaki düzlükleri ördüm. Şimdi birleştirme noktasındayız. Bakınız, artış yerimize geldim. Zincir çekmiyorum. Hemen devam edecek şekilde 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. İki zincirimi çektikten sonra büküyorum. Diğer zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. Tığımın başını dolayarak iki tane trabzanımı da buraya örüyorum. Bir ve iki. Şöyle görelim. Bir tane zincir çekmiştik. iki değil. İki trabzanımı örüyorum. Birer birer ilerleyelim. ön kollarımızı birleştirir Şimdi gövdenin büyüklüğüne göre aradaki bölgeyi uzatarak örüyoruz. Ne kadar büyükse yavrunuz o kadar büyüklükte örmeye devam ediyoruz. Şimdi ara gövdemiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi sırtımızın bulunduğu noktayı görüyoruz. Ön kollarının bulunduğu nokta. Şöyle ona içten bakalım. şöyle görelim şu kısma lastik çalışması yapacağız düğmelerimizle ilik çalışmamız olacak şöyle görelim Evet şimdi birleştirme işlemini tamamladık örmeye devam ediyorum örgümün arka yönündeyim saç örgümüze yine devam ediyoruz burgularımıza birleştirme noktasına geldik. Bakınız, delik trabzanlarımın üzerinden batarak örüyorum. Bir batıp 3 defada ilerliyorum. Bakın birleştik. Şimdi burgularımızı da örerek birkaç sıra daha örelim ya da yavrunuzun büyüklüğüne göre bu karın bölgesini örerek biraz büyütelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Evet kollarımızı birleştirdikten sonra örmeye devam ettim. İki sıra aynı renginden ördüm. İki sıra da diğer e, rengimle şöyle bir hareket katmak istedim. Sizler tek renkle de örebilirsiniz. Şimdi iki sıranın sonuna kadar geldim. Artık e, karın kısmının darlaşmasına geçelim. Sadece sırt kısmına doğru meyil vermeye başlayalım. Onun için son Yerde bakın, son trabzanımın üzerinde hemen sık iğne yaparak geri döneceğiz. Şimdi ama bir ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle baştan sona bakalım ölçüyü. Lastik kısmından tutmuyorum, lastik kısmının aşağısından 22 santim ölçümüz. Evet. Bitirdiğim yönde bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün öreceğim tarafı çeviriyorum. Hemen bu çekmiş olduğum bir zinciri ilk trabzanın dibine batıyorum. İkinci trabzana bir tane sık iğne örüyorum. Üçüncü trabzana bir tane sık iğne örüyorum. Üç tane trabzana sık iğnemizi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Dördüncü trabzana batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakın tek seferde şöyle meyil vermek istedik. Tekrar başını doluyorum ve Be beşinci trabzanı yine tek seferde çekiyorum 3 tanesinin sık iğne 4 ve 5'i başını bir defa örerek al dolayarak aldım altıncıyı da aynı şekilde alıyorum yani 3 sık iğne 3 defa başını dolayarak aldım artık normal örgümüze geçiyoruz bir defa dolayıp 3 defa da örelim burada mail verdik karın kısmında daraldık 6 tane trabzanımızı Diğer ucu kadar modelimizi de örerek ilerleyelim. Evet 3 sık iğne, 3 tek trabzan ördüm. Bir defa da 3 defa çekerek bir doladım. 3 defa çekerek ördüm. Burgumu arkadan örerek geldim. Son 6 trabzanım kaldı. 2, 4, 6. Şimdi aynı buradaki işlemlerimizi yaparak ilerliyoruz. Öncesinde bir defa dolayıp tek sefer çekeceğiz 3 trabzanımızı. Sonrasında sık iğnelerimizi yapıyoruz. Tığımın başını bir defa doluyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir. Tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bu ikinciydi. Üçüncüyü de aynı şekilde yapıyorum. Diğer üç tane trabzanımı ise sık iğne olarak örüyorum. Bir tane zincirimi bu yönde çekiyorum. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi diğer tarafa geçişimizi yapmak için şöyle sadece örmeden ilmeğimizi kaydırıyoruz bakınız batıyorum çekiyorum batıyorum ipimi alıyorum ipimi ilmeğimin arasından geçiriyorum İpimi alıyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum 6 tane trabzanımıza bu şekilde batarak ilmeğimizi kaydırıyoruz batıyorum ve çekiyorum bakınız 6 trabzanımızın hepsini ördüm tığımın başını doluyorum Birinci trabzana bir defada çekiyorum. İkinci trabzana batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve mail etmeye devam ediyoruz. Şimdi sadece iki defa yaptık. Aradaki trabzanlarımızı bir dolayıp 3 örelim ve modelimizi kuralım. Diğer tarafa da iki trabzan kalınca yeniden görüşelim. Uç noktaya kadar geldim. Tığımın başını doluyorum. 1 Başını doluyorum. 2 2 tane daha mail verdim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Diğer tarafa kaydırıyorum. Tığımın başını doluyorum, batıyorum. 1 2 3. Artık eksilme işlemi yapmayalım. Yeterli. sadece arka kısmını birkaç sıra daha örelim sonrasında görüşelim 1 2 3 4 4 sıramızı örmüşüz 2 sıra daha örelim yeniden görüşelim Evet sona kadar örerek tamamladım şimdi bir uçtan diğer uca ölçümüzü alalım şöyle bakıyorum toplam 34 santim tamamı lastiği ile birlikte Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sırada ben tamamladım. Şimdi e, şuradan başlayalım. Tamamen kenara dolaşarak lastiğimizi örelim. Ama öncesinde patimizin e, kollarının lastiğini çalışalım önce. Daha sonra lastik kısmımızı örelim. Kol altımızdan lastiğimizi çalışmaya başlayalım. Tam şuradan girelim. Bakınız trabzanımızın arasından giriyorum. Sabitliyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Sonra yandaki ilk trabzanın içerisine girerek bir tane trabzan örüyorum. Trabzanlarımız hep bir dolayıp 3 defa da örüyoruz. Sonra yan tarafa artarak çıkmış olduğumuz trabzanlara geçiyorum. Her birine bir tane trabzanımı örüyorum. Başlangıç yerimize kadar. Sadece trabzan örüyorum. Bir dolayı 3 batıyorum. Minik gözlere batıyorum. Başlangıç yerimize kadar devam edelim. Çepe çevre dolandım. Bakınız düz trabzan olarak ördüğümüz yerlerin tamamına birer trabzan ördüm. Şimdi yan olarak bulunan trabzanıma geliyorum iki tırabzan da buraya örüyorum. 1 ve 2. İki, i̇ki tırabzanımı da ördükten sonra başlangıçtaki zincirimizin, bakınız şu şekilde durmakta. Ben arkasına şöyle boşluğa girerek batıyorum ve kapatıyorum. Bir, iki, üç zincirimi çektikten sonra ilk trabzanı yandan girerek tıpkı boyun kısmında ördüğümüz gibi lastik örgümüzü yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, bir tanesini yandan bir sonraki trabzanımı ise ardından girerek lastik örgümü örüyorum. Yandan giriyorum. Ardından yandan ardından şekliyle bütün trabzanlarımızı yeni çıkarmış olduğumuz trabzanlarımızı örelim. Diğer kolumuzu bakınız. Ben şu şekilde örerek tamamlamıştım. Şöyle görelim. Şimdi bu kolumuzu da tamamlayalım. Evet bütün trabzanlarımızı örerek geldim. En son trabzanımı yine yandan girerek örüyorum. Ve başlangıçtaki zincirimin hemen yanına bakın boşluğa şu şekilde batıyorum. İpimi alıyorum. ilmeğimi geçirip bir tane de zincirimi çektikten sonra kolumuzu da tamamlamış oluyoruz iki sıra ördük bakın çok çok hoş oldu şöyle görün lütfen küçük sanmayın gayet kocaman bakın elimiz girmekte tabi ipiniz ince ise e, ölçünüz küçük olmuştur örgünüz de küçük kalmıştır İpimiz birazcık dolgunca demiştik kalın yani çok kalın değil ama evet Düğümümü de içeriye gizledim. Şimdi kenarımızdan dolaşmaya başlayalım. Şöyle, şuradan alalım ön yüzün lastik kısmından başlayalım. Çepe çevre, trabzan örelim. Lastik yapıyoruz bu kısmı. Düğme ve ilik çalışacağız. Hem de arkasını toparlamış olacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü atıyorum ve lastiğimden başlıyorum ön yüz ilk zincirimin tepesine batıyorum ilk trabzanımızın 1 2 3 3 tane zincirimi çektim hemen yanına boşluğa giriyorum şöyle ipimizi de gizleyelim yeni başlayan arkadaşlarımız hiç uğraşmasınlar ip gizleyeceğiz diye. daha sonrasında da yapabilirler iki tane trabzanı ördüm hemen yine ben ipimi gizliyorum ikinci trabzanıma geçiyorum iki trabzan da buraya örüyorum üçüncü trabzanıma geçiyorum iki trabzan da oraya örüyorum bakın ikişer ikişer trabzanlarımı örerek devam ettiriyorum şimdi buraya iki tane bir iki iki trabzan buraya yani bütün yan olarak görmüş olduğum trabzanlarımı ikişer ikişer yeni trabzan çıkarıyorum üzerlerinde Bakın bir defa doluyorum. İkinciyi de aynı şekilde alıyorum. Ve aşağı kadar bu şekilde ilerleyelim. Her trabzanımızdan ikişer yeni trabzan çıkaralım. Boyun kısmından başladım. Dönüş noktasına kadar geldim. Burada bakınız dönüş noktamızın ilkindeyiz. Hemen tığımın başını doluyorum. 1 2 ve 3 tane trabzanımı örüyorum 3 trabzanım ördüm çeviriyorum hemen uçta görünen bakın sık iğnemin tepesine batıyorum bir trabzan ve burada görmüş olduğumuz dik durumdaki duran trabzanlarımızın her birine şuraya kadar birer birer trabzanımızı örelim burada dik olanlara birer birer bakınız hepsine de örüyorum yan olanlara ise ikişer batalım. Yan bakınız. 1 2 Diklere birer şöyle görelim. Yan olanlara ise ikişer trabzan batıyorum. Köşe dönüşümüzdeyiz. En son trabzanımın bulunduğu noktadayım. Buraya büyük olduğu için trabzanım 4 tane trabzanımı örüyorum bakınız. 1 2 3 4 Beşinciyi yandaki trabzan üzerine örüyorum. Dönüşümüzde dört trabzanımızı ördük. Şimdi burada birer birer hepsinin üzerine örelim. Örgüme devam ediyorum. Bakınız uzun burgu almıştım. Burada yine uzun burgu şeklinde örmüyoruz. Sadece birer birer trabzanımızı tepesine batarak örüyoruz. Düz trabzan. Burgumuzun üzerine de birer birer örüyorum. Evet, burgumuzun üzerinde ördüm. Yan trabzanımıza geldim. Bakınız. Batıyorum. 1 2 3 4 Diğer tarafta kaç tane ördüysek o kadar örüyoruz. bakınız 2 4 tane örmüştük. Burada da 4 tane örüyorum ve diğer trabzanımın bulunduğu yere gelerek batıyorum. Dik olarak örüyorum. Lütfen kafanız karışmasın. Yanlarda dönüşlerde 4 bakınız bu arkada. Küçük dönüşümüzdeki yan dönüşümüzü isterseniz fazla ya da azaltabilirsiniz. Elinizin sık ya da gevşek oluşuna göre şöyle düzgün durmasını sağlayalım. Şöyle düz olan trabzanlarda birer birer tepe noktasına batarak örelim. Lastik olacağı için bir ya da eksik ya da yani birin fazla olması çok da önemli değil. Yan trabzanımı örüyorum. 2. Bakınız yan 2. Batıyorum. Birer birer örüyorum burada yarım aldığımız ve sık iğne olarak ördüğümüz çevremiz o yüzden lütfen sayılarda takılmayın. Bir ya da iki örebilirsiniz. Evet dönüşümü yapıyorum. Batıyorum. Batıyorum. İki oldu. Yandan devam ettiriyorum. İkişer ikişer trabzanlarımızı örerek tepe noktasına kadar gelelim. En son trabzanımızın olduğu yere geldim. Bir tanesini ördüm. İkincisini ise tepe noktasına batıyorum ve tamamlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum artık bu sıramızda lastik örmeye başlıyoruz yandan giriyorum 2 defa dolayalım 1 2 yandan giriyorum o kez ardından giriyorum Pardon bir yandan bir ardından 1 2 bir lastiğimizi örüyoruz 1 2. 1 2 1 2 bir yandan bir ardından başını 3 değil 2 defa dolayalım ve bu şekilde son sıramızı tamamlayalım Renkli bölüme geçtiğimiz yere kadar trabzanlarımızı örerek geldim. Bir yandan bir ardından girerek lastik sıramızı örüp tamamladık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi üç tane işaretimi e, taktım. işaretlerimizde ilik yerlerimizi açacağız. E, rahat giydirip çıkarmak için bu e, kıyafetimizi düğmeli çalışmıştık. Bakınız ilk trabzanımızın bulunduğu noktayla bakın en uç kısmı. Şu kısma bir tane ilik çalışmamız tam kolunun bulunduğu noktaya bir tane ve e, modelimizi bakınız renk geçişi yaptığımız yeri. Yani şöyle sayacak olursam yukarıdan sayalım. Birinci trabzanın bulunduğu yere ikinci trabzana kadar da sarkabilir. Çünkü en son e, trabzanımızı örüp şu kısımda yapacağız. 2 4 Baştan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. trabzanımızın bulunduğu şu tam ara noktaya ayarlamamızı yapacağız. Bu ikisiyle birlikte. Tekrar 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. trabzanımızın bulunduğu yerde de ayarlama yapacağız. Bunu söylediğim gibi biraz aşağı çekeceğimiz için 14 diye saydık. Aslında ikisini geriye çekeceğiz. Tam bu boğaz kısmının ilk trabzanlarında örmüyoruz. Şimdi birlikte çalışalım. İlk iliğimizi bir iki tane zincirimi çekiyorum buradan ileğimi çıkarıyorum iri düğümü dikeceğimiz için iki zincir çektim sıradaki trabzanımı atlıyorum bakınız burada yandan girmiştim bu ardından olacak yine düzeni hiç bozmadan atlıyorum doladım iki zincir çektim yine yandan girerek kabartımızı dışa doğru yapıyoruz ve iki defa da kapatıyoruz şöyle ilk ileğimizi çalıştım devam ediyorum ardından yandan Ardından, yandan, ardından, yandan, ardından, yandan, yandan giriyorum. Şimdi bakınız, şu kısımda hemen iki tane zincirimi çekiyorum, tığımın başını doluyorum, bir trabzanımı atlıyorum, diğer trabzanıma yine batarak devam ediyorum. Yandan girdim, yandan başlamıştım. İki zincir çektim, bir atladım, tekrar yandan, ardından, yandan, ardından, yine yandan, ardından, yandan, ardından. ardından. Evet, boyun kısmına doğru geldim, hemen yandan giriyorum iki tane zincirimi çekiyorum bir tane trabzanım atlıyorum bakın 14 saymıştık bu kısma yapıyoruz bir trabzanım atlıyorum zincirimi çektim yandan giriyorum son trabzanımı tepesine batarak örüyorum şu şekilde ve çeviriyorum tığımın başını doluyorum tek seferde alıyorum tığımın başını doluyorum direkt beyaz örgüm bulunduğu yere geçiyorum ve bütün trabzanlar arasına bir defa başını dolayarak çekip kapatıyorum ve bu şekilde iliklerimizi de tamamlamış olduk 3 tane iliğimiz ve boyun kısmını da başını dolayıp tek seferde çekip buradaki lastik kısmımıza kadar örerek tamamlıyoruz şunu dolayalım tek seferde çekelim başını dolayıp tek seferde dikelim ve uygun düğmelerimizi iliklerimizin karşılığına gelecek şekilde iki tane düğmemi ben diktim üçüncü düğmemizi de dikelim bakınız birer birer iliklerimizin tam karşısına gelecek yerlere zevkinize uygun ya da e, elimize uygun düğmelerimizi dikelim şöyle düğmemizi de diktikten sonra kıyafetimiz hazır olacak daha büyük yavrularınız için tabi biraz daha Büyük örmeye devam edersiniz. Görmek istiyorum, şöyle düğümümüzü atalım ve kesiyorum. Evet, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle umarım beğenmişsinizdir ve umarım minik canların sıcacık kalmasına küçük bir faydam dokunmuştur. Evet, yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.